Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli görürmeler. İstiklal gündelik haberlerimizi görüşünlerine karşı alımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarık Türkistan ve Dünya Kün tertibindeki en mühim haberlerini huzurunuza sunumuz. Qaynam istiklalar ekranımızda olsun. Xitay armiyesi Yaponiyanı tanqidledi. Xitay armiyesi 2. Dünya Urushining xatiri kunida Yaponiyanı tinchlikka iğır xiris qilguvchi deb tanqid qildi. Janubiy Xitay atigalik gazetining 15 avgust xabar qilishicha, Xitay armiyasining organ gazeti atalmış Azadlik Armiya kundalik gazeti Yaponiyaning 2. Dunyo urushida taslim bo'lganligining 78 yilligi munosabati bilan Yaponiyaning mudofaa tadbiri va Tayvan siyosatini tanqid qiladigan maqolalarni e'lon qilgan. Mazkur maqolalarda Yaponiyaning mudofaa hamjihatini oshirish va tabiiy mudofaa siyosatidan voz kechish orqali dunyoning tinchligiga iğır xiris paydo qilganligi ayblangan. Maqolada yana Yaponiyaning Tayvanga tutgan maydoni va bosh vazir Fumio Kishidaning Yasukuni mazarligiga murosim sovg'isi avatganligi tanqid qilingan. Beijing Tayvanni Xitoy cho'ng quruqligi bilan birlashishi kerak deb qaraydigan bo'lib, ko'pincha davlatlar Xitoy Kompartiyasining Tayvanni qurol kuchi bilan qo'shib olishiga qarshi turib kelmoqda. Ma'lum bo'lishicha, Amerika boshchiligidagi g'arb allari Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan majburiy amgak, sababsiz lagerga tutqun qilish, diniy e'tiqod va madaniyatni cheklab qirg'in qilish jinoiy qilmishlari sababli Xitoyga qarshi ijro qilishga boshlangan har sohadagi embargosiga Yaponiya ham qo'shilgan bo'lib, Yaponiyaning Xitoyga qarshi xalqaro jamiyat bilan hamkorlashishi Xitoyni bearam qilgan. Undan boshqa Yaponiyaning Sharq Turkiston masalasida Uyg'ur xalqiga hisslashlik qilib Xitoyni ayiblashi, shundoqli Tayvan masalasida Tayvan tarafda turishi Xitoyni bearam qilib kelmoqda. Hindiston bilan Xitoy 19-chi navbatlik harbiy suhbat o'tkazdi. Hindiston bilan Xitoy o'tirsi davom qilayotgan tinchlik suhbati yaqindan buyon to'xtab qolgan bo'lib, Xi Jinping bilan Narendra Modining ko'rishishiga yo'l ochish uchun 19-chi navbatlik harbiy suhbat o'tkazildi. Amerika ovozining 15 avgustdagi xabarida bildirilishicha, Hindiston bilan Xitoy harbiy qo'mondonlari 14 avgust Hindiston-Tibet chegarasining Hindiston tarafida yangi bir navbatlik suhbat boshlagan. Ikki tarafning oldingi qatimliq suhbati 4 oy ilgari o'tkazilgan bo'lib, suhbatda hech qanday bo'sh hosil qilinmagan edi. Bu qatim Hindiston yana ikki tarafning askarlarining ikki davlat chegarasidagi strategik muhim o'rin bo'lgan Sharqi Ladakh rayonidan chekinishi kerakligini yana bir qatim o'tirg'i qo'ygan. Bildirilishicha, bu qatimqa harbiy suhbat Hindiston va Xitoy davlat mudofaa ministrlari Shanghai hamkorlik tashkiloti yig'ini harbiysida ko'rishgandan keyin elib berilgan tungi suhbat ekan. Hindiston bilan Xitoy yaqinqa 3 yilda chegara bo'yiga 10 minglab askar o'rinlashtirgan bo'lib, garchi ikki taraf tirkishishdan qutulish yo'lini topmoqchi bo'lsa-mu, biroq harbiy suhbatda ko'rinarlik ilgirlash bo'lmagan. Tahlilchilarning aytishicha, chegaradagi tirkishish davomlashishi mumkin bo'lib, ikki taraf o'rinlashtirgan iğır qurollar bilan qurollangan askarlar chegaradan ayrilmagan. Xitoyning amaliy kontrol chizig'i tarafda qurib chiqqan yangi mangulik va vaqtliq qurib chiqqan qurilishlarning ham chekilishi mumkin emas ekan. Bu mu Hindistonning askariy kuchini texima oshirishining zarurligini talab qiladi ekan. Hindiston quruqlik armiyasining sobiq muavin bosh qo'mondoni general polkovnik Krishan Amerika ovozi radiosiga ikki taraf o'tirsidagi suhbatning musabisidan qaraganda 19-chi navbatlik suhbatda har qanday cho'ng natijani kutish amaliyotga uyg'un emas ekan. Xitoy armiyasining 2020 yili martda Galvan vodiysida qilgan harakati va Xitoyning ikki davlat chegara kelishimiga amal qilmaganligi Xitoyning har qanday chegara kelishimiga amal qiladiganligiga bo'lgan ishonchni yo'q qilgan. Hindiston amda Xitoydan yanfun import qilmaydigan bo'ldi. Hindiston amda Xitoydan yanfun import qilmaydigan holatga kelgan bo'lib, Xitoyning har yili 180 million dona yanfun tijoratidan mahrum qoladiganligi bildirildi. Xalqaro xabarlar to'g'rining bugungi xabarida bildirilishicha, Hindistonning yanfun ishlab chiqarish sanoatining kunsiri mukammallashishiga agishib, Xitoyga tayinishning hojati qolmagan. Bazar analizini hisobga olmagan taqdirda mu olma shirkati 2025 yilga borganda 25% ishlab chiqarish o'rnini Hindistonga yotkashni plan qilgan. Xitoyning Xiaomi, Oppo va Vivo yanfunlari mu Hindistonda ishlab chiqarilgan bo'lib, bu planning Xitoyning yanfun ishlab chiqaruvchilariga qattiq zarba ekanligi, Xitoy har yili 180 million dona yanfun zakaz qilish orqali oladigan foydadan ayrilib qoldiganligi bildirildi. iPhone'ning kutib chiqish jarayonidan qaraganda iPhone olma shirkatining Amerika
baş shtabida lahilangan bo'lib, iPhone'ga Amerika o'zak ishlab chiqaruvchi shirkat ta'minlagan Yanfunning asosliq o'ziki va Yaponiya va Koreya ta'minlagan ko'rsatish ekrani va boshqa ichki zapchas qatorliq muhim zapchaslar ishlatildi ekan. Undan qolgan zapchaslarni Xitoy shirkatlari ta'minlaydi ekan. Oxirida Xinanning Jingjoudagi Foxconn zavodida qurishtirilib, havo yo'li orqali dunyoning har qaysi joylariga to'shildi ekan. Alma dünyadaki en çok işlep çıkarış bazısı bulu süpüde bilen Xitay dünyadaki 90%'ın artık iPhone mahsulatlarını kuraştırıp işlep çıkarıdıkken. Tekşürüşte malum buluşça Xitay 2022 yılı Alma Yanfun işlep çıkarış ve kuraştırışta 96%'ni Hindistan tahminen 4%'ni ilgilegen. Ama ötken yılı 9. aydın başlap nurgun istimalçılar iPhone 14'nin taşkipiğe Hindistan'da kuraştırılgan digen sözünün besilgallıkını baykıgan bulup, bu en yeni iPhone'larının Hindistan'da işlep çıkırılışkı başlıgallıkıdın diyerek belirdiken. Alma şirketi yana 2025 yılıca işlep çıkırış bazısının 25%'ini Hindistan'a yötkeşini planlıgan. Bu xil yüzleniş Xitay bilen Hindistan ortasındaki Yanfun Soda endisini bir bütün özgertip etken bulup, 2014 yıldan bu yan Xitay her yılı Hindistan'a 180 milyon Yanfun eksport kılıp kilovatkan bulup, ama yakınki yıllardan bu yan Hindistan'ın sanayet muhitinin Yanfun işlep çıkırışta tedirici mükemmelleşişine ergeşip, Xitay'dan import kılışının hacet kalmagan. Kanada Uyghur mecburi emgekige çetilgan iki şirketini tekşürüşge başladı. Kanada Nazaratçilik Organı Uyghur mecburi emgekige çetilgan iki şirketki karada tekşürüş başladı. Amerika Avazı'nın bugünkü haberde bildirilişçe Kanada'daki iki danlıq şirketke Uyghur mecburi emgeki sebeplik tedbir kullanılgan. Bugün elan kılıngan dastlabki bahalaş dokulatıda aşka arılınışça Kanada'nın Ralph Lauren ve Gobim'in üstünden arz kılınan bulup, her iki şirketin temelli zincirinin Xitay'daki ticareti Uyghur mecburi emgeki bilen münasibeti bar deb ayıplanıgan. Aldınca ayda Kanada'nın karxana ahlakını nazarat kılış merkezi Nike Kanada ve Sulala Altun Kan şirketi Dynasty Gold hakkında tekşürüş başlayan bulup, onların Xitay'daki temelli zinciri ve ticareti de Uyghurlarını mecburi emgeki seliş ya ki Xitay'nın Uyghurlarını mecburi emgeki seliş arkalık menfaat eliş meselesini tekşürdüğallıkını bildirgen idi. Merkezi Ottawa'ya caylaşkan Uyghur kişilik hukukunu teşebbüs kılış türünün icraiye müdiri Mehmet Tuhta Efendi'nin eğitişe 2022 yılı 6. ayda 28 İctimai Teşkilat Birleşmesi Kanada'daki 13 şirketinin Uyghur mecburi emgekige çetilganlıkını oturgu koygan. Onlarının eğitişçe bu şirketlerinin Şarkı Türkistan'daki temelles zinciri Uyghur mecburi emgek küçü arkalık işlep çıkırılgan mahsulatlardan paydalanan. Mehmet Tuhta Efendi Amerika Avazı'a 14 ay ilgiri biz mesul tarmaklarını bu şirketlerinin Uyghurlarının mecburi emgekige çetilganlıkı münasibetlik tekşürüş dokulatı bilen temelliduk. Hazırgacha faqat 4 şirketini e'lon qildik. Yaqin kelgusida texamo ko'p şirketlerini e'lon qilamiz degan. Xitoy Rossiya bilan harbiy hamkorliklarni taraqqiy qildirishni xohlaydiganligidan bishorat berdi. Xitoy davlat mudofaa ministri Li Shangfu Rossiya bilan armiyalar o'rtasida o'zaro hamkorliklarni taraqqiy qildirishni xohlaydiganliklarini bildirdi. Xitoyning yer shari vaqti gazetasining xabarida bildirilishicha Li Shangfu Rossiyada o'tkazilgan 11-chi navbatlik Moskva bexatarlik konferansida so'z qilganda Xitoy-Rossiya harbiy munosabatlarining ittifoq qurmaslik, qutblashmaslik va uchinchi taraflarni nishon qilmaslik prinsiplariga tayanganligini, bu nuqtadan aytganda davlatlar orasidagi harbiy munosabatlarga ulgu bo'la oladiganligini bildirib bildirilgan. U ikki davlat armiyalari o'rtasida quyuq aloqa bor. Bu ziyaretti Rusya Devlet Müdafiye Ministeri Sergey Shoigu bilen yeni hemkarlık imkaniyetlerini muhakeme kılışını xalaymiz degen. O Rusya-Ukrayna uruş sebebinden garip dünyası bilen yirikçilikler devamlaşıp atkan bir vaqtta Xitay-Rusya harbiy hemkarlıkı qartılgan tanqidler üstüde toxtulup, Beijing bilen Rusya otursidiki uçuk aşkarı bolgan harbiy hemkarlıkdan dünya tınışlıkıga ve muqimlıkıga tökpü koşuduganlıkıga işinimen dep bildirilgan. O ahırda Xitay bilen Rusya aza bolgan Şanghay Hemkarlık Teşkilatı ramkısıda bihaterlik sahasidiki hizmetlerini küçe yetişke, teşkilatının yeni azaları hesaplandıgan İran ve Belarusya bilen müdafiye hemkarlıklarını texamo çoğunkurlaştırışkı tayyar işkenliklerini bildirdi. Hürmetli görmelerimiz, şuna kılı bugünkü haberlerimiz müşerde ahırlaştı. Adik programımız görüşkice aman boğayslar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.